Tüp bebek uygulamalarında gebe kalma şansını belirleyen faktörler nelerdir? En önemli faktör aslında bize gelen materyal, yani yumurta ve sperm. Bunun kalitesi çok çok önemli. Bunu belirleyen de kadında bakacak olursak kadın yaşı ve kadındaki yumurta havuzu, yumurta rezervi. Bu çok sonucu etkileyen bir faktör. Yine erkeğin sperm kalitesi de çok önemli. Bazen çok kötü üretiminde çok sıkıntı duyulan sperm örnekleriyle uğraşıyoruz. Bunlar sonucu direkt etkileyen faktörler. Tabii bizlerin de burada katkısı var. Bizlerin bu süreci iyi yönetmemiz, işlemleri doğru dürüst yapmamız, bizim tecrübemiz, laboratuvarın iyi çalışması, bunlar da çok önemli faktörler tabii ki. Evet, laboratuvar demişken, laboratuvar sanıyorum çok çok önemli. Evet. Nedir bu önem? Burada ne önemden kasıt nedir? Bu çok hassas bir uygulama. O bizim bu işlemleri, yumurta ile spermi bir araya getirmemiz, oluşan embriyoyu takip etmemiz, onu iyi kalitede geliştirmeye sağlamamız için şartların çok hassas dengede olması lazım laboratuvar dediğimiz alanda. İşte ısıdan tutun da karbondioksit, nemden tutun da havadaki partikül, yani havada uçuşan, dolaşan ufak şeylerin ölçümünün bile çok büyük önemi var. Keza bu işleri yapan insanların deneyimli olması, iyi embriyologlar olması çok çok önemli. Laboratuvar bu işin mutfağı ve sonucu belirleyen en önemli etkenlerden birisi. Uygulanan yöntemlerden biraz bahseder misiniz lütfen? Şimdi tüp bebekte eskiden biz klasik tüp bebek yapardık. Yani spermi yumurtayla birlikte bir tüpün içine koyduk ki döllesin spermi. Sonradan baktık ki bu birçok hastada sonuç vermiyor. O yüzden ne yapalım dedik. Spermi erkeğin üreme hücresini direkt yumurtanın içine enjekte ederek döllemeye başladık. Buna mikroenjeksiyon dendi. Bu şu anda en fazla uyguladığımız yöntem. Çok önemli başka bir yöntem, elimizde oluşan embriyoları anneye bir ya da iki tanesini naklediyoruz. Geri kalanları dondurup saklıyoruz. Bu da bizim çok uyguladığımız ve tedavinin temel taşlarından biri, dondurma yöntemleri. Bazen bu bebekler laboratuvarda oluşan anneye koymadan bunların sağlıklı mı değil mi genetik yapılarına bakıyoruz. Preimplantasyon genetik tarama, screening adı veriliyor buna. Bu da yine günümüzdeki çok uyguladığımız bir yöntem. Başlıca bunları sayabiliriz tabii yöntemler arasında. Efendim pek çok kez denemeler yapılıyor. Evet. Yani ben biliyorum ki 14. kerede işte oluyor, bebek sahibi olabiliyor kişiler. En fazla kaç kere denenebiliyor? Bu denemeler neden böyle oluyor? Yani tutmuyor diyorsunuz da orayı biraz siz açarsanız. Evet. Şimdi bu soru hep bize geliyor. Bu denem ne kadar, kaç defa deneyelim, ne kadar, bunun sınırı var mı? Bunun sınırını doktor hastanın şartlarına, durumuna göre belirliyor. Yani olmamanın nedenini biz görebiliyoruz. O zaman bazen çok erken, bir iki denemede biz tedaviye sonlandırırken, bazen de o insanda ümit gördüğümüz zaman o ailede bunu süresini 10 deneme, 12, 14 denemeye kadar bile çıkardığımız oluyor. Yani biz orada kararı veriyoruz. Ailenin yumurta sayısına, embriyo kalitesine, yaşına göre onu biz durumu değerlendirerek karar veriyoruz. Bu denemenin, yani bir sınır çekmenin bir anlamı yok tabii. Fakat bu bazen bir noktada bizi durduruyor. Bazen yıpratıcı bir süreç olduğu için bir noktada durmamız da gerekebiliyor. Transfer sonrası nelere dikkat edilmeli diye bir sorum var. Evet. Transfer sonrasında bizim tutmayı kolaylaştıran bazı ilaçlarımız var. Onların iyi kullanılması gerekiyor. Ama onun dışında biz insanlara normal hayatlarına devam ettirmelerini öneriyoruz. Yani yatacaksınız, kımıldamayacaksınız, işinizi yapmayacaksınız. Böyle bir şey yok. Yani başarılı olmanın altında bunlar yatmıyor. Hatta cinsel yaşam bile kısıtlamıyoruz çoğu hastada. Hatta faydası olabileceğine dair bile düşüncelerimiz var. Hı hı. Yani bu süreçte ilaçlar var kullanması gereken hastanın. Bunları kullanacak ve
olumlu düşünecek. Dikkat etmesi gereken basit. Anne baba olmak isteyip doğal yollarla bir türlü evlat sahibi olamayan izleyicilerimize neler önerebilirsiniz? Şunu önerebilirim. Çok fazla yaş çok önemli. Bizim tedavilerimizde sonuç almak için ne kadar erken tedavilere başlarsak o kadar sonuç alıyoruz. O yüzden benim önerim çok fazla vakit kaybetmemeleri, geçirmemeleri. Ne kadar erken kadın yaşı, ne kadar erken biz bunları yaparsak o kadar sonuç alabiliyoruz. Benim önerim bu gibi sonuca gidici tedavileri çok fazla geciktirmeden yapmaları.